Tabii en son şunu söyleyeyim size. Fiyatlar yükseliyor. Ama buranın cazibe merkezi veya işte buranın parasını dışarıya nasıl götürürüm diye de insanlar mücadele ediyor. Bu üç harfli marketler geleneksel yapıyı bozdu. Şimdi buraya ne bırakıyor? Konteynerle çöp bırakıyor, parayı alıyor, Kırşehir'den götürüyor merkezlerine. Peki benim Kırşehir'deki esnaf sanatkar kardeşim, gıda malı satan ne hale düşecek? Yarın okul açılıyor, okul açılınca kırtasiye satacak. Hava soğudu mu kar lastiği, efendim kar suyu lastiği, ilkbahar oldu mu evini badana yapacak, boya satacak. Şimdi bu mevsimde de deniz malzemeleri satıyor. Ya bu ticari ahlaklarla uyuşmuyor. Bunun için de perakende yasasının çıkması lazım. Bu süreç herkese hayırlı olacak inşallah. Biz Kırşehir'den, Kırşehir'in değerli başkanımın yönetimindeki arkadaşlarımızdan, çarşı esnafımızdan, biraz evvel Sayın Vali ile de görüştük. Yapacağımız bu yılki ahilik törenlerinde de önemli gelişmeler sağlayacağız. Ben başta bu güzel ev sahipliğiyle bizi karşılayan kardeşimiz dediğimiz Bahamettin Bey, değerli heyet bize eşlik eden, onlara da teşekkür ediyorum. Ve bu güzel buluşmanın bu saatlere nasip olması da bizim için önemli bir şey. Bundan sonra da yolumuz var. Kayseri'ye gideceğiz. Rivayete göre Kayseri'ye de uğramış. Aynı şekilde bu zat buraya gelmeden oraya da bir şeyler öğretmiş. Evet. Tabii ahilik kültürü tabii çok önemli. İnşallah ki Ahi Evran Hazretlerinin yüzü hürmetine. Tabii evliyalar, enbiyalar, buradaki Hacı Bektaş Veli, buradaki aynı şekilde Yunus Emre, Ankara'da onun da tabii cami biliyorsunuz. Allah bin kere razı olsun. Böyle hem turizm için Hacı Bayram Veli gibi özel zatların yetiştiği ortak konsesyon kurup o günkü şartlarda devlete katkı koyan insanlar, onlara da gani gani rahmet olsun diyorum. Tabii daha program açıklanmadı biliyorsunuz, pandemi sürecinde bile aksatmamaya gayret edildi. Bu sene tabii Sayın Başkan'ın bilgileri var. Eğer tabii çok olağanüstü bir şey çıkmasa Cumhurbaşkanımız katılacak. Allah izin versin. Dolayısıyla tabii bu törenler Kırşehir için dışarıdan gelen başkanlarımızın dışında izlemeye gelenlerle birlikte önemli bir şey olacak. Ben her seferkinden daha büyük Kırşehir'e hem ekonomik katkı koyan hem de Kırşehir'in tanıtımına katkı koyan insanların İnşallah başarılı bir şekilde buraya getirmeyi başardık. Giden belediye başkanıyla da bu kampüs yapılırken, yani ahilik kültür merkezi yapılırken bunun içinde Kırşehir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nin de bir mekanı olacaktı. Tabi bu fırsatı kaçırmış değiliz, halen yapılacak. Ve burada esnaf sanatkarın eğitimsel, saray demiyoruz artık. Orası bir eğitim merkezi olacak, üstü olacak. Yani Silikon Vadisi gibi buradaki zanaatkarın yanındaki çalışan insanlardan orada istifade edip oradaki ihtiyaçlarını giderir külliyenin içindeki bir atmosfere layık bir iş olacak. Belediye başkanı da bunu vermişti. Kitapçıkta da yerim. Genel başkanımın tabii sözleşmesi de var belediyeyle. Allah izin verirse orayı en kısa zamanda başlatacağız. Genel başkanımın dediği gibi Kırşehir'e yakışır bir saraydan, daha evvel esnaf sarayı diyorduk ama şimdi saray değil, Kırşehir esnafına güzel eğitim merkezi olur.